Merhabalar. Son zamanlarda çok fazla gelen sorulardan bir tanesi de boyun çizgileri. Boyun yaşlanması demiyorum, o çok kompleks bir durum çünkü. Özellikle boyun çizgilerinden mutsuz bir grup hastamız var. Fakat bu hastalara ben diyorum ki, siz bence bebeklik fotoğraflarınıza bir bakın. Yani bundan 40 sene, 30 sene önceki fotoğraflarınıza bir bakın. Mutlaka boynunuzda çizgiler vardır. Bazı bebeklerin boynu böyle boğum boğumdur. O çizgiler yaş ilerledikçe daha belirgin hale gelmeye başlayabilir. Yaşlanma artınca da kolajen desteği azalınca da o çizgiler çok net çizgiler halinde gözümüze çarpar. Bebekken bu bizi niye rahatsız etmiyor? Çünkü boyun cildinin altındaki doku oldukça dolgun, kolajen ve elastin lifleri yeterli miktarda, bize kırışıklık gibi görünmüyor. Çok hızlı eski haline geliyor. O aradaki minik çizgiler de bizi rahatsız etmiyor ama yaşlanınca maalesef kolajen ve elastin liflerinin yapısı bozulunca oradaki net çizgiler, belirgin boyun çizgileri hastaları rahatsız etmeye başlayabiliyor. Ek olarak boyundaki o minik minik ince ince kırışıklıklar da artınca hastalarımız daha mutsuz olabiliyor. Diyorum ki ben, bunları biz çeşitli tedavi yöntemleriyle hafifletebiliriz. Sizin bebekliğinizdekine yakın bir hale getirebiliriz. Ama bu çizgileri %100 tamamen silmek mümkün değil. Çünkü bu sizin doğumunuzdan beri var olan çizgiler. Doğumdan beri yoksa eğer, elbette bunlar tedavi edilebilir. Bunun için öncelikle biz çeşitli enerji temelli sistemler kullanıyoruz. Boyun bölgesinde kolajen aktivasyonu sağlayan, kolajen üretimini hızlandıran, boyun cildini sıkılaştıran en iyi tedavilerden bir tanesi karbondioksit fraksiyonel lazer. Özellikle beyaz tenli kişilerde hakikaten oldukça pürüzsüz hale getiriyor. Çok güzel bir görüntüye sebep olabiliyor. Tabii ki bir 3-5 günlük bir kabuklanma dönemi var. Kabuklar döküldükten sonra oldukça güzel pırıl pırıl bir cilt ortaya çıkabiliyor. İkinci kullandığımız cihaz ise ve en çok kullandığımız Morpheus 8 cihazı. Onda da ciddi boyun cildinde sıkılaşma sağlanıyor. Fakat Morpheus'un karbondioksit lazerden farkı seanslar halinde uygulanması. Bir ay arayla en az 2 ya da 3 seans öneriyoruz bu hastalarımıza. Fakat tabii ki bunlar yeterli olmuyorlar. Eğer kırışıklık çok fazlaysa, karbondioksit fraksiyonel lazer, Morpheus gibi işlemlere öncesinde, aynı anda ya da sonrasında olmak üzere kolajen oluşumunu destekleyen çeşitli mezoterapi ajanları kullanabiliyoruz. İçinde hyaluronik asit, çeşitli amino asitler olan çeşitli solüsyonları cilt altına enjekte ediyoruz ve zaten enerji temelli sistemlerle kolajen yapımı uyarılan cilt ortama bu ürünleri verdiğinizde çok daha iyi bir sonuç almamızı sağlıyor. Bunun dışında yine boyun cildine nano yağ enjeksiyonu, yani sizden alınan yağın işlemden geçirilerek, çok inceltilerek verilmesiyle boyun cildinde ciddi yenilenme görebiliyoruz. Çünkü içerisinde kök hücre var yağ dokusunun ve bu kök hücreler cildimizi gençleştiriyor. Dikkat edin, yaşlandıkça aslında cildimiz incelir. Yani mesela gıda liposakşın yapıyoruz fakat çok fazla liposakşın yaptığımızda aslında boyun iyi görünmüyor. Çünkü o kadar inceltiyoruz ki altta sadece incecik bir deri kalıyor ve bu çok iyi bir sonuç almamamıza sebep oluyor. O yüzden sadece liposakşın yaparak değil, aynı zamanda cildi destekleyecek şeyler yapmak da önemli. O yüzden de nano yağ enjeksiyonunu özellikle hastalarıma öneriyorum, kırışıklık olan hastalara. Ama dediğim gibi bunlar da seanslar halinde tekrarlanması gereken işlemlerden. Bunun dışında eğer kasların kasılmasından kaynaklanan bir eninde çizgilenme varsa, minik minik bu yaptığımız botokslarla boyun cildini açabiliyoruz. Bu da uygulanabilecek tedavilerden bir tanesi ama buna uygun olup olmadığınızı tabii ki gelince biz beraberce değerlendiriyoruz. Bu da kullandığımız tedavilerden biri. Bazen de mezobotoks şeklinde uyguluyoruz. Yani botoks dozunu çok düşürüp minik minik bütün boynunuza uygulayabiliyoruz. Boyun cildinizi dediğim gibi yenilemek için yapılabilecek tedavilerden bir tanesi. Hastalar hep yüzleriyle ilgileniyorlar fakat boyunlarıyla ilgilenmeye karar verdiklerinde vakit çok geç oluyor. Mutlaka yüzünüze yaptığınız tedavileri boynunuza da uygulatmayı ihmal etmeyin. En azından aynı seansta yaptıramasanız bile, çünkü bu işin mali boyutu da var. Bir seans yüzünüze bir işlem yaptırıyorsanız, bir seans mutlaka boynunuza da işlem yaptırın ki yaşlanma boynunuzda daha hızlı bir şekilde ilerlemesin. Ameliyatsız olanları saydım size çünkü direkt boyun çizgilerinden bahsetmek istediğim için. Elbette boyunda belirgin hatlar varsa, kırışıklıklar varsa, çok ciddi aşırı derecede sarkma varsa zaten bunlar bir işe yaramıyor. Mutlaka boyun germe ameliyatına ihtiyacınız oluyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için kliniğimize başvurabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler.